Adınız nedir? Gamze Yalçınkaya. Gamze Hanım, nerelisiniz? Sakaryalıyım, Çerkezim. Nerede ikamet ediyorsunuz? Ataşehir'de ediyorum. İlçe belediye başkanını tanıyor musunuz? İlçe belediye ediyor ama Ekrem İmamoğlu'nu biliyorum. O değil herhalde. Battal Bey. Kendisinden beklentileriniz nelerdir? Göç almayı daha fazla durdursa olur mu? Yani herkes almasalar Ataşehir'i veya Ataşehir değil İstanbul almasalar. Hani her birini koparan gelmiş durumda, bozuldu yani her yer. Nasıl yaparlar bilmiyorum. Bir Ataşehir. Ben Kadıköy'de doğma büyümeyim. Hani açıkçası keşke çocukluğumuzdaki Kadıköy olsa, Ataşehir Kadıköy'e bağlıydı biliyorsunuz. Keşke öyle olsa ya, çok bozuldu ya. Hani gerçekten üzücü bir durum. Bir Ataşehirli olarak belediyede memnun kaldığınız ya da şikayetçi olduğunuz hizmetler var mı? Çok güzel ya, şey çok güzel yapıyorlar da işte şu göç alma olayını her hepine koparını getirmemeyi nasıl yaparlar bilmiyorum ama yaparlar herhalde. Çok farklı insanlar da oldu ya. Hani gerçekten hani burada rahat ediyoruz, adım başı ileride rahat edemiyoruz. Veya nasıl diyeyim, apartmanlarda değişik değişik işler dönüyor. Yani daha saymaya gerek yok herhalde. Anladınız. Belediyecilik olarak Ataşehir Belediyesi'ne örnek göstermek istediğiniz bir belediye var mı? Etiler Belediyesi. Pahalanmasın, tamam, etiler gibi fiyat konusunda uçmasın ama gerçekten ya adamlar içlerine kimseyi almıyorlar ya. Hani bakamıyorsunuz, gidiyorsunuz etilere, ben etilerin kendi yerli halkının bir kere değişip de bozulduğunu görmüyorum. Arkadaşım oturuyor, çocukluk arkadaşım. Ya çocuk diyor ki bir kere bozulsun ya, bozulmuyor. Sat, herkes ev satmıyorlar, herkes ev kiraya vermiyorlar. Öyle olması lazım. Çok dertliyim değil mi? Belediyeye en son neden ve ne zaman müracaat ettiniz? Birazcık memlekete gitmiştim Sakarya'ya. Döndüğümde de ikametgahımı aldırdım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nu mu? İnşallah bu da bizi kandırmaz ya. O kadar vergi veriyoruz. İnşallah daha fazla dolandırılmayız. Önümüzdeki hizmet sürecinde Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan bir İstanbul olarak beklentileriniz tam olarak nelerdir? Çalmasın, çırpmasın. Öyle yani, o kadar. Son olarak kanalımız aracılığıyla belediye başkanımıza iletmek istediğiniz özel bir mesaj var mı? Yo, yani tam demin söylediğim şey, çalmasın, çırpmasınlar, bir de düzenlesinler, başka hiçbir şey olmasın yani, insanları toparlasınlar. Her ipini koparan gelmesin. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.